Bey tuttu. Biber tatlı Hayat Hacı. Hoş geldin Arap Hacı. Asil yakabık. Dolmaya biber patlayacak. Bezen yabakla kabık. Taze yaprak. Abla bize de buyurun. Biz yabancı değiliz. Bizden de alır. Sen de bir şey söyle. Yukarıki çocuğu. Hiçbir şey bilmiyorsam de. Mandalina 15, mandalina 15. Al mandalina 15 liraya abla. Mandalina 15 liraya. Al mandalina 15 liraya, mandalina 15 liraya. Buyur ablacığım, mandalina 15 liraya. Portakal 12 liraya. Portakal 12 liraya, 10 liraya. Bedava yaptık, koş koş koş. 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 15 liraya mandalina. 1,5 kuruş oldu abi. Artık 15 lira 1,5 oldu. Haydi. Abi ne yapacağız? Kuruş bana. İyisi burada. Bedava, bedava. Bak şu ispanağa bak. Bu havada bu ispanak. Bu havada bu ispanak. 1,5 15. Mandalina 15. Mandalina 15. Mandalina alanı 15 liraya bedava yaptık. Bedava. Evet, kış geldi. Sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşandı mı? Yaşandı. Hem de çok yaşandı. Yani, vatandaş ne söylüyor? Vatandaş pahalılıkta şikayetçi. Vatandaş ne diyecek başka? Pahalılık, pahalı, pahalılıktan, pahalı. İş yok, güç ne yok. Pahalı? Her şey ucuz valla. Ucuzsa sen neye geldin o zaman? He. Neye geldin? Ne işin abi var ya bu ülke batıracak işin varsa emeklidir. Ne, emeklisi... Kaybın en büyük hatası tam... bu kaybedecekse emekli... Biz burada siyaset ya. Yapmıyoruz, emekli fiyat araştırması yapıyoruz. %30, bize %30 verdi, emekliler %30 verdi. Mecbur çalışmak zorunda kalıyor. Ben kalmıyor. Sebze meyve fiyatlarını yok, soruyorum. Sebze meyve o tarafa soracaksın baba. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Abi... Çok aşırı. Kış geldi. Sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşandı mı? Şu anda yaşandı. Bugün yaşanmış herhalde. Farklı. Geçen hafta maydanoz 2,5'tu. Bu hafta 5 lira. Soğan 10 lira. Lahana şu kadarcık 7 lira. Peki vatandaş olarak sıkıntı yaşıyor musunuz? Tabii ister istemez yaşıyoruz. Pazara çıktığınız zaman neler yaşıyorsunuz? Vallahi gücümüzün yettiği kadar alıyoruz, az alıyoruz. Ben mesela az alıyorum, daha dikkat ediyorum. Yani az şey yapmaya özeniyorum, idare etmeye özeniyorum. Yarım kilo alıyorum. Buradan yetkililere ne söylemek istersiniz? Vallahi yetkilileri görüyor yetkililerimiz. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Onlar da bizim için uğraşıyorlar. Bize ne düşüyor ki? Biz de emir kuluyuz yani. Çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm dediler. Gerçekten. Sordum bile. Evet, fiyatlar ne durumda? Pazarda yakalalım size. Fiyatlar ne durumda? İnanır mısınız? Aslında çok pahalı tabii ki. Herkesin bütçesine uygun bir şeyler aradığı bir pazarda her şey olduğundan daha pahalı. Kışın da gelmiş olması dolayısıyla tabii ki. Yani pahalı buluyorum açıkçası. Yani diyeceğim bu. Peki, alma gücü olanlar çok sıkıntı çekiyorlar. Evet biz de dönem dönem çok sıkıntı yaşadığımız dönemler oluyor. Sürekli ne yemeye pişirsek durumundayız artık. Düşünüyoruz biz bunları. Bunu söyleyebilirim kısacası size. Yetkililer ne söylemek istersiniz buradan? Lütfen şu indirimler artık geri gelsin. Diyeyim, ne diyeyim artık yani. Gerçekten... şöyle söyleyebilirim. Şu ekonomik zorlukta bizler bizden daha kötü olan, kirada oturan, tenceresine ne koymayı düşünen insanlar var. Onlar daha müşkül durumdalar. Allah yardımcı olsun. Başımızdaki de hükümete de sesleniyorum ki umarım bu ekonomi bir an önce düzelir. Evet, kış geldi. Sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşandı mı? Yaşandı. Yaşanmadı mı? Yaşandı. Yaşıyoruz işte. Her neler? Şeyde. Sadece ona göre değil, her şeyde. Peki neler aldın? Hiçbir şey. Soğan patates aldım, 150 lira verdim. Soğan patates. Artış ne de yaşandı?
Hangi ürünlerde artış yaşandı? Her şeyde var ürünlerde. Her üründe. Pahalılık çok. Şikayetçiyiz. Alamıyoruz her istediğimizi. Neden alamıyorsunuz? Bütçemiz yetmiyor. Kış geldi, fiyatlarda artış yaşandı mı sebze meyve fiyatlarında? Yaz da aynı, kış da aynı. Başa gelen hangisi iyi ki? Hepsi birbirinden beter. Bu dünyada hak yiyorlar, öbür dünya ne yapacaklar bakalım? Hiç öbür dünya düşünmüyorlar. Bu vatandaş ne olacak hali bilmiyorum kardeşim. Ne söylemek istersin buradan? Vallahi bir şey demek istemiyorum, Allah'a salıyorum. Allah bildiği gibi yapsın. İsterse babam olsun başta, hiç şeyim yok yani. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir şeyim yok yani. Allah biliyor. Allah görüyor. Evet, kış geldi. Fiyatlarda artış yaşandı mı? Fiyatlar 10 numara. Allah devletimize zeval vermesin. Hükümet her konuda çalışıyor. Merkez Bankası'nın para rezervi bu adamlar gelmeden önce 27 milyar dolardı. Şu anda uçmuş durumdayız. Hükümetin hataları genel olaraktan virüsten dolayı var. Bugün İngiltere'de de enflasyon yüksek. Amerika'da da var. Her tarafta var. Türkiye cennet. Muhalefette İslamiyet olaraktan bir güvence veremiyor yani. Muhalefet yok diyebiliriz Türkiye'de. Peki, yetkililere ne söylemek istersin buradan? Vallahi yetkililere bu müsrifi, devletin içindeki müsrifi engellerlerse seviniriz yani. Başka bir şey demiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Her şey zamansız diyoruz. Onun için fiyatlar da artıyor. Evet. Kış geldi, fiyatlarda artış yaşanıyor mu? Yaşanıyor tabii haliyle. Çünkü neden? Kışın kış sebzesi yemiyoruz. Kış meyvesi yemiyoruz. Bu sefer de pahalı pahalı alma, az da olsa almaya çalışıyoruz. Göz nefis çekiyor. Evet, yumurta fiyatları ne durumda? Çok, 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 çok üstünde. Yumurta kış sebzesi mi, meyvesi mi? Değil ama artık neden olduysa ortalığı uydurmak için mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Aşırı yüksek. Yumurta fiyat yani bir koli yumurtaya 75-80 veriyorsun. 100 lira da yani. 20 liraya ne alınır girsinden. Mevsiminde kış sebzesi, meyvesi yemek lazım aynen demiştin. Aynen öyle. Katılıyorum. Aynen öyle. Yumurta 4 mevsim. Eskiden bak yumurta tam mevsimi ama çok arttı. Ortalık böyle her şey artınca onu da çok artırdılar. Ama bunlar insanlarımız yapıyor. Sen mi söylüyorum? Bu esnaf yapıyor bunu en çok. Bunu bu arkadaş. Yalan. Ha yalan. İnanır mısın? Bak mesela ben geçenlerde bir fiyat artışını bu esnaf arka kardeşimiz yok. Kesinlikle. Evet. Siz neden fiyatları bu kadar yüksek tutuyorsunuz? Elimizde bir şey yok, tamam mı? Şundan. Diyor ki hanımefendi bir dakika. Yem pahalı olduğu için bu fiyatlar böyle. Yem. Bir de dolar yüz kere arabaya koyuyorlar. Araba bilmem ne bunu. Suçlu kim ben? Suçlu arıyorum. Mesela bak mesela geçenlerde marketin birinde deterjan alayım dedim. 98 lira dedi. Aynı deterjan aynı kilosunu 75'e aldım. Onu kurtarıyor da. Seni niye kurtarmıyor? Niye fazla koyuyorsun? Yani bu yumurtanı yap. Bu insanlar, insanlarımız yapıyor bunları. Bu insan mı yapıyor? Satıcı bu. Bu tanesi 1 liraya para alıyoruz. Bak şu ben boş kartonun tanesi 1 lira. 100 karton 100 lira. Bak 100 karton tane. Tabii bizim elimizde bir şey yok. Biz de aynı alıp satıyoruz. Efendi de diyor ki bizim elimizde bir şey yok diyor. İşte onun üstüne atıyor, o onun üstüne. Evet. Hani tabiri caizse bir şey derler ya. Anla işte ne demek istediğimi. Birbirini söyle. Bir yumurta 3 lira olur mu? Bir yumurta. Hadi biz 2 kişiyiz. Kalabalık olan insan ne yiyecek? Ne yiyecek? Ben de 5 lira koydum üstüne. 5 liraya 3 lira karına. Bunun kırığı nerede? Bunun kürüğü nerede? Bunu da biz hesap yapıyoruz tabii. Beyefendiye de soralım. Beyefendi merhaba, kolay gelsin. Hanımefendi fiyatlardan şikayetçi. Artışlardan, fiyat artışlarından hanımefendi tamam. Şikayetçi. Suçlu kim? Kim arıyorlar suçlu olarak? Suçlu yumurtacıyı gösterdiler. Yok, halk olarak hepsi kendi yapıyor. Çoğunlukla evet. Kendi yapıyor. Doğru laf bu işte. Bu pahalılığı yaratanların hepsi halk. Türkiye'nin %40'ı hain. Bunu böyle yaz. Bütün kanallara çıksın. %40'ı kesinlikle hain. Hepsi vatan haini. Yoksa ne hükümetler ne devletler bunun pahalılık yapıyor. Kendileri yapıyorlar. Bu kadar basit. Kim? Herkesin başına bir polis, bir adam koyamaz ki devlet. Yani vicdan insanlarda vicdan. Olmaz. Vicdan da olmaz, ahlak da olmaz, adalet de olmaz, kanun da olmaz. Yetkililer önlem alabilir mi bu şekilde? Yetkililer bunlara şöyle alabilir, şöyle. Bu kadar bilmem
Sebze çıktığı yerden, bütün ürünler çıktığı yerden direkt hükümet eliyle teslim edilecek. Direkt devletin eli bütün şeylerin üzerinde olacak. Bütün ürünlerin üzerinde olacak. Bu sefer belki kontrol olur. Yoksa halkın kendine bıraktığı zaman asla kontrol olmaz. Hain biz, ol memleket. Biz yumurtacıyı suçlayalım o zaman. Yumurtacıyla ne işi var ya? Herkes tut. Yok, çok temiz insan orada. Allah razı olsun. Yok, bizimle ilgisi yok. Çok teşekkür ederim. Peki neden artıyor bu fiyatlar? Valla ben de bilmiyorum, ne bileyim. Akşam yatıp sabah kalkıyoruz, zam. Marketlere gidiyoruz, günü günü tutmuyor. Buradan yetkililere ne söylemek istersin? Valla yetkililer ilgilenmesi lazım, denetlemek lazım. Bazı şeylerde fiş bile vermiyorlar. Bazı marketlerde falan istersen veriyor, yoksa fişmiş veren yok. Vergi kaçakçılığı yapıyor, başka ne diyeyim? Evet, pazarda yakaladık. Fiyatlar da kış geldi. Sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşandı mı? Tabii ki yaşandı ama yani halden insanlar, pazarcılarımız o şekilde aldığı için mecburen bu fiyatlardan almak zorundayız. Yani pazarcıların bir suçu yok, fiyatlar pahalı tabii. Kuraklık falan, yağmurlar da yağmıyor tabii haliyle, o da etkiledi bence. Yağmur yağıyor. Şu an yağıyor ama daha iki gündür yağıyor. Peki fiyatlar neden artıyor? Fiyatlar denetim yok abi, denetim olmadığı için o yüzden. Denetim. Peki vatandaş olarak ne söylemek istersin? Halde 1 lira diyorlar, 2 lira diyorlar. Ya ne söyleyeceğim? Halimiz harap. Bir şey söyleyemiyorum. Çok kötü. Durumlar çok kötü. Ne diyeyim yani? Vatandaş olarak yani fiyatların artışını neye bağlıyorsunuz? Fiyatların artışını insanların azgınlığına bağlıyorum. Bu Allah'ın bize bir belası olarak nitelendiriyorum. Yani bunun hükümetle bir alakası yok. Bir beldede, bir yerde insanlar eğer azgınlaşırsa, Allah'ı tanımazsa, ibadet etmezse, bu Allah'ın bize bir belası. Bunun Tayyip Erdoğan'la hiçbir alakası yok.